Herkese merhaba. Yayına devam ediyoruz. Ukrayna'ya gideceğiz ve ilk soruyu soracağız. Önemli bir soru ve Türkiye'ye çok önemli avantajlar getirecek bir soru. Şu anda Avrupa'nın güvenliği açısından bir numaralı sorun olarak adlandırılan Ukrayna'daki durumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev-Moskova arasında başlatacağı diplomatik temaslar, bölge ülkeleri adına meseleyi kontrol etmemizi sağlayacak ve kademeli olarak bir barışın işaretlerini taşıyacak noktaya taşıyabilir mi? Yani Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği hattında şekillenmiş olan Transatlantik İttifak'ın, daha doğrusu genel anlamıyla NATO'nun en önemli sorunu olarak adlandırılan Ukrayna-Belarus sınırındaki gelişmeleri durduran bir dünya lideri kimliğiyle bir anda kendini gösterebilir mi? Gönül Türkiye'nin böyle bir başarıyı hemen yapmasını arzu ediyor. Ve akıl, mantık bu olaya en yakın devletin ve en yakın liderinde devletin Türkiye en yakın liderinde Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gösteriyor. Anlatacağım. Çünkü yapılan açıklamalar enteresan. Bir defa birinci şık, şöyle bir durum meydana geldi. Bunu bütün dünya bir anda fark etti. Bizim medya hariç. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ara cümlede ben dedi isterlerse Zelenski Putin arasında, yani Ukrayna Cumhurbaşkanı ile Rus lider arasında bir iyi niyet çabası gösterebilirim dedi. Ve buna Rusya genel anlamda biraz soğuk bakmakla beraber kapı araladı. Şimdi Kremlin sözcüsü Peskov'un yaptığı açıklamalardan gerçekten böyle bir kapı aralama olduğunu hepimiz görmek zorundayız. Çünkü sonuç itibariyle Peskov şöyle dedi. Bakın şöyle dedi Kremlin sözcüsü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev üzerindeki etkisini onları Minsk önlemler paketi, Paris Anlaşması hükümlerine uymaya ikna için kullanırsa bu gayet tabii ki memnuniyet yaratır. Ha. Şimdi diplomaside böyle bir cümle durup dururken söylenmez. Bu şu demek. Erdoğan'a diyor ki Kremlin, sen bu adamla zaten sık sık görüşüyorsun, bu adama bayraktar falan sattınız. Yani TB2 bayraktar geldi, Rusları vurdu falan. Gerçi orada bir problem yaşandı Moskova ile ama enteresan bir durum. Batılılar bu işten hiç hoşnut değil. Türkiye ile Rusya ilişkileri müthiş bir krize doğru gidiyor gibi gözüktüğü an Moskova ile Ankara arasında öyle bir mekanizma işliyor ki olayı biraz örtüyor, kenara alıyor ve işimize bakalım pozisyonu devam ediyor. O nedenle bizim Ukrayna'ya satmış olduğumuz Bayraktar TB2 her ne kadar Rusya için ciddi bir güvenlik sorunu gibi oluşsa da olay büyümeden durduruldu mesela Rusya lideriyle Erdoğan arasındaki görüşmede. Şimdi Kremlin bu açıklamayı şunu diyor. Yani sen önce bir Zelenski'nin tavrına bir bak. Sen bir Zelenski ile konuş. Onun bir nabzını yokla. Eğer devam edebilecek bir pozisyonsa gel bize söyle. Bunu söylüyor. Şimdi tabii bu diplomasinin inceliklerinden biri. Büyük bir olasılıkla Erdoğan bağımsız politikalar üreten, NATO içinde bağımsız politikalar üreten bir başkentin lideri olarak şu anda nabız yoklamasına başlamıştır. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani ben eğer Erdoğan'ı son 25 yılda tanıyorsam o nabız yoklamasını kesinlikle başlamıştır. Ama şöyle bir sorun var. Kiev'de kaç lobi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi sonuç itibariyle Moskova'da Erdoğan bir Putin'le görüştüğü zaman veya Putin Ankara'dan
Erdoğan'la görüştüğü zaman muhatabını biliyor ikisi de. Ama Zelenskiy ile görüşüldükten sonra orada ne dönüyor? Kiev'de hangi lobi nereye geliyor? Amerikalılar nasıl müdahale ediyor? Avrupalılar ne yapıyor? Onu bilemiyoruz. Yani daha doğrusu tahmin etmemiz çok zor. O nedenle burada Erdoğan'ın Kiev'le yapacağı görüşmelerin belirleyici olacağına inananlar grubundanım. Şimdi bakın, Peskov bu açıklamayı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yaptı ama Yunanistan'ın Antena TV'sine konuştu. Yunanistan'ın Antena TV'sine tokat gibi açıklamalar yaptı. Tokat gibi. Ama benim dikkatimi çeken bir cümlesini öne alarak anlatacağım. Yunanlılara nasıl ayar verdiğini Peskov'un. Konuşmanın bir noktasında tabii Yunan gazeteci abire Erdoğan'ı kötülemesi için çaba gösterirken dedi ki Erdoğan Başkan Putin tarafından takdir edilen bir adam. Çünkü Başkan Putin bir şey söylediğinde karşısında doğru muhatabı bulabiliyor. Bu bizim için önemli dedi. Yani biz Erdoğan'la konuşmamızın devamında ne olacağına güveniyoruz anlamında bir cümle bu. Ha, şimdi tabii diğer konulara geçeyim. Ve Yunanistan'ın esasında bütün bir ülkeyi bir Amerikan üssüne çevirmesi sonucunda nasıl büyük bir riske doğru adım adım ilerlediğini, Türkiye'nin bu politikaları çerçevesinde de nasıl bir ayrışma içinde olduğunu gösteren önemli açıklamalar Peskov'un yaptı. Esasında Tsipras ve Varoufakis gibi Yunan solunu temsil eden liderler Mitsotakis'in Yunanistan'ı bütünüyle bir Amerikan üssüne çevirip bunu bir de Türkiye fobisine dayandırmasına kesinlikle karşı çıkıyorlar. Türkiye'de gerçek anlamda bir sol parti olsaydı o parti mutlaka Tsipras ve Varoufakis'i Ankara'ya davet edip Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl olmasına ilişkin bir panel ve bir toplantı zinciri yapardı ama Türkiye'de sol parti yok. Sol parti olmadığı için böyle şeyleri ıskalıyoruz. Türkiye'de sol bir parti olsaydı aynı zamanda İsrail İşçi Partisi ile başta olmak üzere İsrail'in sol kanat milletvekilleri ve siyasetçileriyle de temas kurar. İsrail-Türkiye ilişkilerinin daha akılcı bir noktaya nasıl götürülebileceğini de konuşurdu. Böyle bir sol partimiz olmadığı için böyle bir fırsatı da kaçırıyoruz. Geçelim. Siyaset yapmak istemiyorum ama çok büyük eksiklerimiz var bu demokraside. Yani bizim demokrasimizde çok büyük eksiklerimiz var. Geçelim. Şimdi diyor ki bu Peskov Yunan televizyonuna bakın şu cümleler kurşun gibi ağır. Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve Amerikan askeri yığılıyor. Dede ağaç üstünden yüzlerce hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni yollar açıyorsunuz. Bunun yanında NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO ittifakının temel amacını Rusya'yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu bizi çok rahatsız ediyor diyor Yunanlı'ya. Yunanlı işi S-400'e getiriyor. Net. Cevap net. S-400 bir savunma aracıdır ama Dede Ağaç üzerinden transferi yapılan silahlar savunma silahı değil. Sorunuza cevabım budur diyor. Yani diyor ki arkadaş sen Türkiye'nin S-400'üne takmışsın da o bir savunma aracı. Hakikaten S-400'ü ben buradan alsam Atina'ya düşmez roketi. Havaya gider yani sonuçta. Ama sen bütün bir Yunanistan'ı Amerikan üssü yaptın ve o Amerikan üssünden gelen silahlar benim sınırıma yığılıyor diyor Rusya. Bakın yine Türkiye ile ilgili şu sözleri çok önemli.
Çok önemli. Bunları kimse anlatmıyor. Zaten medya olmuş bir tuhaf. NATO üyesi olmasına rağmen aramızda çok ileri düzeyde askeri ve teknik işbirliğine sahibiz Türkiye ile. Türkiye ile karşılıklı ikili projeleri planlıyoruz. Çünkü onlar NATO üyeliğine rağmen karar alma konusunda yeterince bağımsız. Bakın bu çok önemli. Çünkü bu onların ulusal çıkarlarına uygun. Bloomberg'e bir Türk yetkili açıklama yapmış. İsmini vermiyorlar ama bence İbrahim Kalın. Yani Bloomberg kimi muhatap alabilir? Adını vermek istemese de o seviyede bir yetkiliyi muhatap alıp haber yapar. Diyor ki o Türk yetkili artık kimse. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ukrayna üzerinde Rusya ile bir çatışmaya girerse Türkiye kesinlikle girmeyecek. Bizim Karadeniz bazında, Karadeniz zemininde diyor o Türk yetkili, kendi politikalarımız farklı ve biz o savaşın içinde Rusya'ya karşı yer almayacağız kardeşim. Net, Bloomberg'e yapılan açıklama. Çok doğru bir açıklama. Çünkü belli ki Amerika ve Avrupa Ukrayna'daki o güzelim insanların üzerinden kanlı bir oyunun tezgahlanmasının peşindeler. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Ama ne tür bir savaş? Son dakikada diyorlar ki tam savaş çıkacak Ukrayna'ya. Yani sen kendini savunacaksın, biz sana silah milah vereceğiz. Böyle bir hikaye. Türkiye diyor ki hayır, ben Rusya ile yapılacak böyle bir çatışmacı siyasetin bir tarafında yer almayacağım. Ben Rusya ile çatışmayacağım diyor. Net. Bloomberg üzerinden. Güzel. Destekliyorum Ankara'yı bu konuda. Ve bu şekliyle devam ettiği zaman tabii ki Kırım ilhakı sonrasında da bütün Avrupa, bütün Amerika Rusya'ya yaptırım uygularken bir tek Türkiye dedi ki tamam, Kırım'ın ilhakına karşıyım. Kırım'ı hala bir Ukrayna toprağı olarak görüyorum. Kırım'da yaşayan Tatar kardeşlerimizin de haklarının takipçisi olacağım ama o kadar. Yani ben bir adım sonraya size uyup da devam edemem. Çünkü Türkiye şunu görüyor ki güvendiği an yalnız kalacak. Güvendiği an yalnız kalacak ve Rusya gibi bir devletle baş başa bırakacaklar bizi. Bıraktılar. İdlib'de bıraktılar, Libya'da bıraktılar. Ya İtalya'nın eski başbakanlarından Euro'nun da kurucusu adam çıkmış diyor ki Libya'da Rus ve Türk askerinin olmasını kabul edemeyiz. Ya sen nesin de neye İtalyan askeri mi olacak? Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bence Türkiye Ukrayna ile savunma işbirliği anlaşması, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin Rusya'ya çok net bir garanti vermesi lazım. Çok net. O da şu. Benim Ukrayna ile olan ilişkim, benim Ukrayna ile devam eden savunma sanayi işbirliğim, Ukrayna'nın NATO ile hemhal olup bir NATO üyesi olmasına sonuç vermeyecek. Bu iş ayrı iş, benim Ukrayna ile ikili ilişkim ayrı bir iş. Bunu Moskova'ya iyi anlattığımız takdirde bizim bu alanda herhangi bir problemimiz yok. Ayrıca Türkiye'nin Amerika ve Avrupa ile beraber Rusya'ya karşı papaz olmasına, yeni bir Kırım Harbi'ne, biliyorsunuz yani Kırım Harbi İngiltere ve Fransa ile Osmanlı'nın Kırım'da Çarlık Rusyası ile yaptığı 1856 yılındaki savaş esas olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hızlandıran savaştır. Çok borçlanarak düğümünü umumiyelik olarak falan dağılmış bir imparatorluktan bahsediyoruz. Şimdi tarihimizde böyle bir hikaye var ve bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rus lider Putin'le görüşmeden önce dört ülkeyi arıyor. Dört ülke. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya.
Ben miyim? Ben burnunun dibindeyim arkadaş. Hani Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya Karadeniz'de çıkacak bir savaşta etkilenecek bir NATO üyesi değil ki. Hani Bulgaristan'la Romanya'yı umurunda olmasa bile. Türkiye ya bu. Karadeniz'e en uzun sınırı olan Türkiye'yi niye aramıyorsun? Sen aramazsan ben senin kuyruğunda niye gireyim Rus'la beraber kavgaya? Öyle değil mi? Niye gireyim? O yüzden Erdoğan bu dengeyi güzel yakalamış gibi ve bu denge çerçevesinde de esasında Montre konusundaki çıkışlarını gerçekleştirmiş, amirallere de biraz borçlanmış gibi gözüküyor. Çünkü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı var, Rubiko. Dedi ki Biden-Putin görüşmesinde Rusya'nın Karadeniz'e ilişkin güvenlik garanti talepleri iletildi Washington'a. NATO'nun Montreux'u ihlal ettiğini izliyoruz. Montreux'dan bu yana hiçbir şey değişmedi. Anlaşma Karadeniz'de istikrarı koruyor. Bazı batılı devletlerin bu işine gelmiyor. Batılı ülkeler uluslararası hukuku esas almak yerine kendi haklılıklarında ısrar ediyorlar dedi. Yani Rusya diyor ki NATO bunu zorluyor ama gördüğümüz kadarıyla Montreux'a sahip çıkıyoruz ve bu çerçevede de Karadeniz'de istikrarı Türkiye ile beraber kurguluyoruz. O zaman ben buradan çıktım, bin tane geçin, geçin bakın Montreux konusunda etmeyin. Montreux'u ayaktan kaldıracağız demek bağımsızlık demek değildir. Montreux'u kaldırmak demek aynı zamanda Türkiye'yi Karadeniz'de altından kalkamayacağı gerginlik ve savaşlara sürüklemektir diyen benim burada. Buradan söyledim. İşte buyurun. O yüzden bu Montreux işi tabii sonradan dışişleri ve külliyeden yapılan açıklamalarla normal haline getirildi ama öyle çok gazeteci insan gördüm ki yani meslektaş daha Bismillahirrahmanirrahim neredeyse Rusya ile savaş açıyorlardı. Böyle de bir durum. Türkiye'nin Karadeniz'de, Balkanlar'da ve Kafkasya'da politikalarını nasıl bağımsız olmasının gerekli olduğunu artık yaşayarak öğreniyoruz. Yaşayarak öğreniyoruz. Eğer biz bu bizi ortada bırakan bir müzakere masasında fikrimizi bile sormayan NATO'lu müttefiklerimizin dolduruşuna gelsek, 3 gün sonra kendimizi Rus ordusuyla baş başa bulacağız. Bu haldeyiz yani. Benim tavsiyem İbrahim Kalın ve Mevlüt Çavuşoğlu'na Kiev-Moskova hattını, Hulusi Akar'ında ilişkileri iyi iki tarafla da özellikle Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu da görüyorum. Ruslar da Hulusi Akar'a güveniyorlar. Bence nabız yoklamalarını hızlandırmaları lazım. Ve Rusya ile Ukrayna'yı belki de bir masanın etrafını Almanya ile Fransa değil de Türkiye getirebilir mi diye bir bakmamız lazım. Bu yapacağımız işin başarılı olması inanın bana Putin görüşmesi öncesi lütfedip Ankara'ya bir alo demeyen Biden'a atılabilecek en büyük kazık olacaktır. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Amerika'nın Avrupa güvenliği falan filan Ukrayna hiç umurunda değil. Amerika resmen o coğrafyada yani Baltık Karadeniz hattında gerginliğin daha da tırmanmasını, Avrupa'nın kendine muhtaç hale gelmesini, Rusya'nın da kanlı bir maceranın anaforunda yuvarlanıp ekonomik açıdan iflas etmesini planlıyor. Erdoğan burada lazım ve Erdoğan eğer bu işe girerse bence işi çözer gibi gözüküyor. Ben iyi niyetliyim ve olursa da Türkiye için 21. yüzyıldaki en büyük madalyalardan biri olacaktır, onu da söyleyeyim.
Umarım birileri Ankara'ya bunları bildiriyordur, benim bu söylediklerimi. Kalın sağlıcakla.